başlayacaklar biz turnini. Çok hızlı başlıyorlar. Dima, Phoenix biliyorsun. Belki de fark yaratması beklenen ilk ajan bu. Ve Dima flash'ını attı. Hemen market kontrolünü alıyor ama bu arada Sociable ve uzun tarafında çıktı. Bir iki denemesi var. Uzak mesafe gol. Helal. Sociable headshot'la beraber de entry'sini buluyor. 50 canını bıraktık aynı zamanda. Angel'ın seyircilerin üstü canını taze edebilecek oyunu. Aya doğru hızlandırmak isteyebilirler. Çünkü Beytunel civarında gördüler. Taret onların canını sıkabilir. En azından biraz Shadow'a hasar vermiş oldu. Burada sarsmayla geçme çalışması var. Sakin içerisinde oyuncularımız var. İlk savunma kritik olacak. Harika bir paranoya. Lurs destek getirmeye çalışıyor. Ve iki oyuncu Sochi iki tane vurmuş ve tabanca roundu bize gelmek üzere. Sadece Dima var. 5 oyuncu olacak karşısında. Helal, harika bir başlangıç. Wildlax ilk round'u kazanıyor. Oraya doğru Angel. Devamında Shadow yakın mesafe. Sociable side tarafından Ghost ile bakıyordu. Güzel bir seçil bıraktı oraya doğru. Çıkışına doğru. Güzel smoke arkası bir kill daha. Seçil beraber devam vur onu da oğlum. Sociable güzel çok bomba. Çok sakin bir savunma yapıyor. Hemen bombasını da bıraktı bir yandan. Ve İşte bu. Ghost'dan geldi. Wildlax çok özgüvenli karşısında oynayan. Sociable ve rahat bir kill aldı. Elinde Spectre var. Bomb botunu da kullanabilir. Zaman kazanabilir oradan. Çıkabilir de Satchel'la beraber. Yerde bir tane silah var. Hemen onu güzelleyebilir elindeki Spectre'yi değiştirmek için. Herhalde. Yani FPS çok erken entry oyuncusunu kaybetti. Sociable bir de renkli bomba bırakıyor. Bomba geldi. Oradan kaçacak. Çok iyi kafasını eğdi. Headshot'tan kaçtı. Ve yavaş yavaş main tarafına doğru yerleşti bile. Şimdi Sociable orada tek ama buna rağmen bir kill daha. Gayet yeterli bir savunma. Pazardaki uçların farkındayız. Xiao'nun yerini az çok biliyoruz zaten. Ve üzerimize doğru gelecekler. 3 ve 2 savunma olacak. Yapma be oğlum be. Leores her şeyi Brasco'ya bakıyor gibi buradan çıkarabileceği bir kill. Bizi oldukça rahatlatacak. Sıkıştığını söyleyebilirim ama hala ayakta. Brasco'ya bir şekilde yardım gelmesi lazım. Üzerinde sağlı sollu gelecekler Brasco'ya çatlar ama. Kill çıkmadı Xiao. Üçüncüyü vuruyor ve diğer yandan Shadow'da arkada. Ursu buldu maalesef. Ursu buldu aynı zamanda bir tane ulti. Dinam yorum bu anda veya kill'le de ulti gelecek ve Sociable. Arkadan pikledi. Dima'yı düşürdü. Dima'yı yine çok erken kaybetti FPX. Hala aynı şey yapıyorlar. Hızlı bir şekilde ortaya doğru oyunu hızlandırıyorlar. Bu duvarı sıklıkla kullanıyorlar. Leores 2 sova karşı karşıya. Başarılı olan bizim sovamız. Gördün mü? Çok emin değilim. Sanırım Angel'ı göstermedi. Yalnız bir operasyon çekecekler. Paranoyasını hazırlamış durumda. Yalnız kayıkhaneye gönderdi. Leores'in aim'i var. Bu arada Sociable ultiyle geldi. Leores vurmuş. Fakat Zipan Shadow ikilisinden hemen cevap ver. Şimdi Sociable merdiven tarafından. Yavaş yavaş geldi. Gönderdi ortaya doğru ama. Yine bir kill çıktı. 17 saniye. Plant gelecek. Lurs, Sochni bu clash'ı almaya çalışacaklar. Rakibimizin üstüne doğru gidiyor. Ve Lurs kill aldı. Dördüncü round'da bizim oynanacağımızı söyleyebilirim. Dimasik ultiyle içeri girmeye çalışacak. Hemen tecrüte hazırlıyoruz bir yandan. Dimasik tabii ki tecrüte doğru koşmaya çalışacaktır. Sochni. Helal lan Sochni. Yakalamış. Bir tane daha aldı balım. Helal lan sana. Başka bir kill alabilir Sochni. Yere attı. Baba sokmuyor. Sochni. Maalesef Sochni. Oğlum ya. Top bırak işte. İşte şu adam ya. Şu 4-1 öndeyiz. Hadi çocuklar be çok hazır gözüküyorlar biliyor musunuz? Çocuklar yani YouTube'a konu olacak bir şey. Hemen karşında bir oyuncu daha seçilini kullandı. Lurz destek verecek karşılıklı ama Sociable yine hazırlıklı. Görme lan vuruyor aga. FPX'i ortada yok etti. Shao sadece renkte bulunan oyuncu. Yani müthiş oynuyor Sociable şu an. O kadar özgüvenli ki. Yani bir ranked maçı edasında o killleri hissediyor, gider bulurum diyor, bulurum diyor. Oğlum moralleri çok buz yok. 5-1 oldu. Zıbattırdı da. Vasco son kill aldı ama sahnenin yine side'e girecek. Beş var ama. Eren'le izliyorum kanka. Yürüyüş sarsmasını görünce dedim ben biraz yapmak ister mi? Angel saati doğru ilerliyor. Sochni ilk oyuncuyu gördü. Düşürmeyi de başardı ama takas. Hadi çocuklar be disiplini bozmayın da. Dursun operatörü var. İkiye doğru gidecek. Şimdi solundaki oyuncu fark etti. İlk denemeden sonra yine güvendeyiz. Sociable arkadan geliyor ama maalesef. En kritikli ölüyorlardan bir tanesini kaybettik. Dima Siki. Dima ölen bir kill aldı. Laures'tan bir wallbank'le beraber Angel kill'ini görüyoruz. Şimdi 3v3 Ritek başlayacak. Ritek engelleyecek hiçbir yetenekleri yok. Bu çok önemli. Aim fight'e ihtiyaçları var. Bizim hala yeteneklerimiz var. Şimdi hemen Brasco metal üzerine doğru atladı. Heaven altında Shadow vurmaya başarıyor. 3v2 pozisyonda Shao ultisini kullanacak. Yarıya kadar aldı yalnız ama Dima'nın bu vuruşları çok ekstra oldu. Laures Dima'yı vurduktan sonra 1v1 pozisyon. Yarıya kadar çözmüştü. Çıkabilir mi? Ay işte böyle. Bravo. Leores inanılmaz bir retake bu. Leores sadece 6 canlı vuruldu kazandı. Fotoğrafı çekmekle atmosferi çek fotoğrafı. Saniye gördü. Atlarken orada renkli bomba geldi. Sochni. Helal olsun. Yol oradan çıkıyor. İninden çıkardık Angel'ı.
Orada durmasına izin vermedik. Lurus sağ tarafında o da bir kill buldu. Çok da açılmasınlar. Yeter değil mi? Tabii tabii. Doğru gidiyoruz. Son 25 saniyenin içerisine girerken Helal. Bir takas. Ama güzel. Yine Lurus takaslardan bir tanesini getirdi. Aa, hem şimdi böyle. Bravo. 7-1 yaptık. Çünkü biz A'ya biraz daha derin bir savunmaya odaklandık. Şimdi nefes kesine çekebilir orada Soulshibble. Yakaladı. Helal bir tane sağa doğru. Tek yedi. İkiyi bulabilir mi? Hayır. Çok zor. Biraz zor. Soulshibble. Her şey ona bakacak gibi Soulshibble'nin üzerine kalabalık geliyorlar. Bir şok Soulshibble. İlk oyuncuyu fark etti. Ultiyi düşürecek. Her şey vurdu. Burada sonuca ulaşamadı tabii skor. Tabii şu an yakalık olarak yani bu çok alınabilir bir round gibi durmuyor şu an ve Dima. Güzel bir spray smoke arkası. Peki Berk şimdi biz onlar defansken... Soulshibble blokillerden bir tanesini çıkarttı diğer oyuncusu nerede olduğunu biliyorlar. Dima bu yüzden pek de zorlanmadı ilk defa. Yükseklikleri mi yapsak? Linkten başlayacaklar. Ben hiçbir şey bozmayalım çocuğumda. Discord'un sesini biz... Tamam peki. Dur. Dima spikini çıkardı takas gelsin. Soulshibble takası aldı Dursu. Sağlı soldu gene. Baitimiz devam ediyor. Evet bilmiyorlar bunu. Bu güzel bir bait olabilir. Shadow acaba sağına bakacak mı? Sağına bakarak geliyor. Lursu şimdi fark etti. Vur onu da be! Ne oluyor lan? Tepe atacak, kaçacak Lurs. Mükemmel bir performans. Oğlum insan mısın ya? 8. gidebilmek adına çok... Taktiğin B olduğunu düşünmeye başlayacağız. Shao çıktı, vurabilir mi? Lurs'u yakaladı. O takası hemen almamız lazım. Sıkıştı oraya doğru Shao. Bir tane daha fazla vurmasın. Bir tane daha fazla vurmasın ama... Bir tane daha vurdu. Yine de sıkıntı yok. Tüvesi bir retake oynayacağız. Angel. B tarafına spike'ını kurdu. Yani, bir tane oldukça yavaş hareket ediyoruz. Sorun değil, sorun değil. Angel'ın nerede olduğunu gördük. Vuramaz. Fight'a girdik ve basit bir oyuncu bırakmadık. Daha çok düşüncemiz retake yönünde. Soulshibble yavaş yavaş hareketleniyor. Drone gelecek. Soulshibble ikili çıkardı. Ulti'yi vurabilir mi? Soulshibble desteği arka vermiş. Renkte zili bomba var. Ucu ucuna Soulshibble kaçtı ama Soulshibble takas getirdi. Çıkıyorlar. Güzel ama canlı. Yakaladık Shadow'u da. Dimasik geride. Zipan. Seyircimiz değişiyor. Canı tam. FPX'in yine aim fight'a kaldılar. Tam tersi Lawrence var. Brasco var. Wall kullanıldı. Dima. Aha gördük gördük. Dimasik. Brasco'yu Dimasik'in üzerine doğru çıktı. Yakaladı Dima'yı. Dimasik tek kaldı. Bir tane headshot ama. Olmaz o iş 9. Ona 2 olursa 5000 lira dağıtıyorum ben şey. Devam ettirmek hiçbir şekilde oyunu geçirtmemek lazım. Dima tam paraları yok ya. Flash'le beraber çıktı. Pazar içerisinde. Bak verdiriyor şu anda. Yakalanıyor ama orada bir Lurs var ve çok iyi bir spray kontrol 2 kill'le beraber durumu toparladı. Tekrar 3 vs 3'teyiz. Keşke o vantlerdeki silahları bir yandan toplamaya çalışıyorlar. Lawrence. Bir saat dedi ki 5000 lira. İnsanlar kızar mı bana bu story atsam şimdi kimseyi dinlemedim diye. Ama bak mantığı yok. Kimse açıklayamaz bana. Dur abi bir round gidiyor. Gözüm arkadaşını hayatta tutabildi. Brasco bir de kill aldı. Renkli bomba geldi. Bu ne oğlum, havaya zıplattılar. Gidiyor ulti. Shadow slow'dan dolayı ilerlemek istemedi çünkü sadece bir mermilik canı var. Yakala şunu helal. Yakaladı ve diğer yandan Outsider'ın içerisinde Angel. Parçalantı aldı. Çekmeyeyim oğlum, çekeyim bari. Tabii orada pek beklemeyebiliriz ama Soulshibble'ın bir çıkışı var ki Allah aşkına, nerede olsa hiç önemli değil. Anı kalsın, anı kalsın. Çek ama. Tabanca az var. Şimdi tekrar girmeye Lawrence'ın oku gelince Burak karar çok verdik. Çok büyük bir şey. Kullanıldı. Dima flash pick'le çıktı. Vuramaz. Çok zorlandı. Çünkü... Kill'ini aldı. Angel'ın yardımı var. Angel 2'yi vuruyor. Soulshibble'ın hala bir şansı var. 1 vs 3 ama Shadow geldi vurdu. Angel'ın da scoreboard'a girdi. Yok daha iyi. Full armor oynarız. O molden sonra hareketlenmesini söyleyecektir büyük ihtimalle takım arkadaşlarının. Dima da çok ciddi reaksiyon vermek istemiyor ortaya yakalanmamak için. Biraz crossfire peşinde. Güzel bir headshot'la beraber Soulshibble'ın spray control. Ne yaptın kanka bizim takıma? Yatırdın aşağı hepsini. Yani aklı 15 yıl önceki taktik. Biraz kıyamış lan. Ama... çıkarsa yani. Sol. Hayır, soladaki o. Biz paranoyayla güzel flash. İçeri hemen girdi. Zipan'a karşı evet. Takas gelir mi maalesef gelmedi. Evet, orada bir saniye geç attı ya. Karanlık örtü biraz işimizi bozuyor. Hızlı işlemiş şimdi elli. Şimdi B tarafında hala aşağı o. Yapmayalım. Yani. O wallbang'i istiyor artık. Yani, çok yani. Oğlum bu silaha karşı yapmamız gereken tek şey kendimizi göstermemek, kendimizi gösterdik. Evet yani ve bunu denedi. 3 kere duvardan denedi artık. Yakalandı. Ne geçmeler saçmalamayın. Main tarafından bir tane renkli bombasını bıraktı. Merdiven tarafına doğru koşacak. Brasco bir boost almış. Kayıkhane tarafında Shao var. Yalnız Shadow'un açısı çok kuvvetli ve Soulshibble elinde Satchel varken yakalandı. Lawrence kayıkhaneye doğru geliyor. Orada rakibi var. Güzel bir headshot. 2 vs 4. İnanılmaz zor değil ama Dima çok hızlı geldi. Öldü ve plant alınırken Lawrence'i yakalayacak ve FPX. Ben de tutuyorum takımın başarısını paylaştım yani. Ne var bunda? Evet yani A tarafına girişimiz çok zor değil. Angel geçmemiz lazım ama Angel güzel bir headshotla beraber. Vermeyin şu nakilleri ya. Niye böyle oldu? Elinde paranoya var, yakalayabilir. Soulshibble'i. O killini çıkardı oradan. Bu sıkıntı değil. Yani bir çiftisini
Oğlum deli gibi savunuyorlar, sokmuyorlar ya. Zipan yine duvarın arkasında ve bunu çok iyi bilmiyoruz. Birebir takas geldi, 2-3 yaptık. Buradan round'un dönmesi gayet olası. Ekstra bir işle ihtiyacımız var. Tabii Kuzmar'ı yeri Lursi'yi hiç bir de kullanamadı. 18 saniye. Brasco... Oyy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 
orada gösterdi. Buz üstünde Z puan 2 oldu. Ama bot da çıktı. Yani maalesef. Maalesef. Tahmin edemedik ve Spike orta düştü. Spike'ın düşmesi büyük sıkıntı Zipan. Gidiyor, koşuyor, Sojni'yi de buluyor. Bu da belki de muhtemel bir bela. Potansiyel var. Zipan başka bir fight'a daha girecek. Yani Zipan en sonunda Sojni bu tarafından ya, yakalandı. Çekil şu kıl vuruşlar verdi be. Tehlikeli oyuncuları var. Bu soru nelere kaldı? Ya ne alaka oğlum, çıldırtmayın beni burada şimdi. Ama işte harbiden anısını satayım ya. Vandalar da olacak ama armor da tabii biraz sorunlu. Şimdi main tarafına Sociable entry'ye doğru gidiyor. İyi bir deneme bence. Sociable'ı buraya getirebilecek. O aldı bir tane ama Angel'dan hızlı bir takas aldı. Lawrence. İkinci teki göndermiş şimdi. Yerden o Vandal'ı da alırsak. Ki main tarafına flash pick atacak. Shadow çıktı. Güzel bir headshot. İkinci flash'ı da gelecek. Breach'in en sevmediğimiz özelliği. Bir tane de şok gönderdi. Doğrusu teleportta diğer tarafa geçti. Onu fark ettim. Yakala. İyi kaçtı oradan. Dimasik yardım bekliyor. İyi kaçtı. Maalesef 2v3 ama Brasco'nun bir ulti Dimasik. Pozisyona girmeye çalışacak. Bir sarsma var. Dur, pike doğru gelecek. Sarsmanın etkisinde hala ve Dimasik tarafından yakalandı. Spike plant'i geliyor. Brasco'nun en azından bir iki kiline daha ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim ama atlayan oyuncuyu fark edemedi Brasco. Bu da drone kullanacak. Daha temkinli bir şekilde A-Main'e ilerliyoruz. Sojni çok iyi lurker bu arada. Bak, evlendiler Sojni. İyi bir kill. O kill gelmese tamamen elimiz boş dönecektik. O kill geldi. İçeriye rahat giriyoruz. Helal lan Brasco. Bizi aradığımız senaryo bu. 3 ve 4 site'ın içerisindeyiz. 11 olmamız için iyi bir konum. Evet şu an çok böyle çekildi. Shadow'un ultisi. Breach ultisi çok kritik ama site'de bundan bir şey olacak da diyecek gibi görünüyor. Main'in yarın etkisi lazım. Ve Brasco ultiyi yedik maalesef. Yine Sojni ultiyle karşılık vermeye çalışacak. Angel'a karşılık Ruz. Lurz. Helal helal helal. Bir tane kaldı zaten. Arkadaşlarını çok rahatlattı. Lurz. Yine üstü bir round geliyor buraya. Shadow'a karşı. Plant. Tabii ki. Aramızı bilmiyorum. Helal olsun. Etkisini gösterecekti Sojni'nin. Tolgacığım hoş geldin 5. ay. Ya bıraksaydı belki sonradan gelecek zaten. Görün biz her şeyi hazırladık. Her şeyimizi hazırladık. Ve şimdi Lauros Ortiz'in içeri gireceğiz. Zipo'yu yakaladı. Bir tek daha gelir mi? Arkadaşlarını çok rahatlattı ama karanlık köşe var. Çok da zorlamak istemiyoruz Dimasik ultiden. Şimdi verim almaya çalışıyor. Yakalayamadı. Helal Lurz. Yakalayamadı. Sojni'yi destek Lurz'dan. Evet şimdi Lurz'un 5 kişiyiz 5 ve 4. Yatla oynayacağız galiba. Lurk'ümüz var şu anda. Ses sızması önemli. 5 ve 4. Hata bekliyorum. Hata geliyor. Orada double pick var ve mükemmel. Sonradan oyuncu olmasına rağmen Sojni hazır. Çok dikkatli. Dima'yı vurdu. Yeteneklerini kullanıyor. Lurz side tarafına girecek. Metal arkasından Shadow'a. Harika bir headshot'la beraber side'ı açtı. Helal. Ömrünün ömür gitti. Bu alamaz zaten. Ben az onu. Sallamayın video yapıyorlar sonra. Efes killerde Lowris. Harika bir açış. Orada ne var kanka? Bir şey yok ki. Herkes oynayabilir valla. Daha ulti geldi sonra. Sojni ulti puanını aldı. Tech'te bastı ve B'ye giriyoruz. Bir de TP atacak Lurz. B'ye doğru ilerlerken bir oyuncunun geri açığa çıktı. Onu yakalar. Güzel Lurz. İki çıkartıyor ama takas geldi. Şu an Şahı tek başına. Çok fazla yapma. Maalesef iki oyuncumuzu düşürdü. Şahı çok rahat. Verme bunları işte abi. Buna müsaade etmeyelim. Yeri belli. Ama bütün killleri topladı Şahı. Shadow ama vallahi gelir. Özür diliyorum. Vallahi gelir. Shadow ama main tarafını kullandı. Yapacağı bir şey yok tabi Anlaki. Şimdi çantayla beraber yine piklemeye çalışıyor. 12 saniye double pick atacaklardır birazdan. Ve Shadow 4 kill ile beraber round'un yıldızı oldu. Kanka çok fena performansa henüz sahip değiliz. 12 olsak da. İyi sızdı oraya. Oraya bakmayacağız. Bakmayacağız. Ama flash. Bakmadık. Drone bakmadı ama Dima ile beraber Zipan yine A main tarafında ikili oyun. Erken iki oyuncu kaybediyoruz. Yani canları gidemeden yine. Yine biraz fazla. Hızlı geri kaçınca rakip onu göremedik, yakalayamadık. Zipan duvar açıyor. Burası çok short sakat bir açı. Hep vuruyorlar bunlar kanka. Bloklu'da kontrolü var. Lores Dimasik'i yakaladı. Short'a doğru belki ilerleyebiliriz. Site'a girmeye çalışacağız. Bir keşif oku. Zipan hemen sağda. Yeri açığa çıktı. Prefire'le gidiyoruz. Ama çıkaramadık onu oradan. Brasco çok kalabalık girmeyelim. Brasco bir kill aldı. Ama Sojni bakmıyor. Angel'ı çok iyi tahmin edemedi ve tek başına Brasco. 30 canı var, shield da yok. 30 saniye. Sadece 30 can olduğu için hiç mümkün değildi. Denilecek gibi değildi. Oo yeri de belli oldu ama.
Evet, güzel da, slow, güzel da, slow ama evet, Bobank evet, koruyacak, koruyacak. Duvara döndü, 40 cana kadar indi. Evet. Sonunu gördüm. Şimdi Nurse içeride Brasco evet, güzel bir boost yaptı kendine. Kayıkhaneden Bainter'ı arıyor ama çok iyi saklıyor kendini şu an FPX oyuncuları. Buradan Bainter'ı vermek istemiyorlar. Gurbe toprağım, gurbe toprağım. 2 backside onları tavır edelim. Hala 2 isim var, dikkat etmek lazım. Spawn'ı da gördük. Spawn tarafında Shao'dan yine bir headshot, işleri yine bozuyorlar. Yine bozuyor, 3v3'ü hala kazanabiliriz. Bir oyuncunun yerini biliyoruz en azından, diğerini de fark eder miyiz? Shadow. Brasco buraya bakacak, bir karanlık örtü geldi. Helal! Bir tane daha! Bir tane daha! Ah, beklemiyor ki. Şu o kadar insan olmaz orada. Hayır be! Maalesef. Maalesef istenileni alamadık. Bir tane Guardian'ı kullanacak. Diğer 4 oyuncumuzun yine rifle'larını görebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde B'ye doğru girme çabamız var. Bayside savunması 2 kişiden oluşuyor. Angel ikili bu şekilde çıkardı, duvarı da kırıyor. Yine paranoya kullanacak, arkadaşlarına yardıma doğru gidiyor. Angel ama aldı, ikinden sonra biz oyunu yavaşlattık. Dursun'un bulunduğu pozisyon kritik. Hadi yavrum be lütfen ya. Bir oyuncu varken belki bir fight helal helal helal, yakaladı yakaladı. 4v4. Bir ulti geliyor. Lawrence kullanacak. Dibe doğru gider mi? Girmemiz lazım artık. Yerleri çek ediyor. Girmemiz lazım artık. Şimdi Shadow merdiven tarafında, Shadow side tarafında Shadow. Verme, ona, verme ona be. Sharon'da yardımı var. Lurza Lawrence kaldı ve eş zamanlı. Zor abi. Bilgisayar bile dayanamadı. Kaldı ve eş zamanlı. Alakalı değil yayınla. Ne oluyor lan? Şimdi sen de koş ya. Yavrum. Koş toş. Oyuncumuzun ne kadar iyi oynayacağı önemli. 20 saniye ya. 20 saniye sadece ve sakin doğru girmeye koş toş ne? Bir kişi boku gelecek. Buz iyi. Oyuncu bravo Brasco. Hayır Brasco kill aldı, 13'e ulaşabiliriz. Helal helal. Harika vuruşlar. Lawrence. Brasco zaten 2 tane vurdu, o da çıktı. Fırsattan istifade. Tipon'u yakalıyor. İlk sefer olduğu gibi yine kör kör denemeler var. Smoke arkası bu kez çok daha hızlı girdik. 2 tane oyuncu side tarafına sıkışmış durumdalar. Side içerisinde Shadow 5 Chao var. Brasco kişi fokunu kıramadı. Yerler aman, belli aman oldu. Wallbang aman, aman be, Angel geldi. Ve yapmayın ve be. Ya bir kişi foku. Angel. Ya bu kişi foku bir şekilde kırılmalı. Karanlık örtü var. Önümüzde tekrar açığa çıkan bir oyuncumuz geriye doğru kaçmaya çalışıyor. Angel ateş etmedi. Shadow hareketlenecek karanlık örtüden geriye doğru çıktılarız. Gayet mantıklı. Rakibin yerini gördük. Bir hamle yapalım. Angel maalesef Sojni'yi yakaladı. İyi yardımlaşıyorlar. İyi destek getiriyorlar. Bir flash pick daha. Buradan ekstra kill'e ihtiyacımız var. Shadow yetenekleri bir işle olabildiğince iyi kullandı. Henüz bitmiş değil. Ama çıkması gereken killer gerçekten çok zor killer olacak. Lurs tarafında arkadaşını da kaybettikten sonra Lurs şimdi tek basiki yakalıyor. Kapıyı açacak bir TP. Doğru oradan atlayacak ya da one way olarak kullanacak. Yani. Güzel bir mumut ama ses çıkardı, bir fake attı. 9 saniye 8 saniye Shao hazır. Shao'nun kayıkhane savunması bizi baydı. Onlar gibi vardı bir sene. Round o yüzden kazanmamız şart. Tabii her kazanamadığımız round sonrasında, her kapatamadığımız round sonrasında baskı da üstümüzde artık. 5 puan oldu. Shadow, Solishable'ı bu kez yakalayarak başlamış. Ya. Ekstra bir deneme. Solishable'dan tek başına bir pick geldi. Ortaya agresif almak için. Yani... Zipan da şimdi Brasco. Yani bir şeyler deniyoruz ama biraz cılız denemeler oldu sanki Karan. Her zaman olduğu gibi çok dikkatlilerdi. Ve sadece dikkat sayesinde killeri çıkardılar. Oo beklemeyecek duruz orada. Hadi. Ah. Angel'dan bir kill daha geliyor. Hiçbir şey yapmadan şu an rakip 3 tane kill buldu. Evet, hiçbir şey yapmadı. Saldırıda olmalarına rağmen cross koyarak 3 tane kill buldular ve 14'ü buluyor FPX. İlk kez maç puanına ulaşıyor diyoruz. Biz deniyoruz, biz bir şeyi zorladık. Fark yaratmaya çalıştık ve cezayı kesti maalesef. Tamam. Angel da oyuna girdi. Oyuna girdiğinden beri bu arada. Hadi bakalım Dima, biraz konsantrasyonun bozuldu. Flash kullanacak mı acaba? Kullanmayı tercih ediyor. Gelen bir paranoya onu etkiledi. Nerede olduğunu biliyoruz. Bu flash'tan kaçıracağız. Sojival nereye gidiyor? Hadi hadi be! Nasıl? Sojival kill'i çıkartamadı. İnanılmaz bir senaryo şu. Başımıza bin kere gelse ancak bu kill'i herhalde Lawrence. İstediğimizi aldı. Dimasik hayatta, Angel hayatta. Yetenekler var. Çıkmaya çalışacak mıyız? Ve Sojni hareketlenmeye başlıyoruz. Yakalayabiliriz Dimasik'e ama gelmedi o kill. Gelmedi o kill. 2v4. Onların harita puanıydı bu. Kaybetme lüksümüz yok. Yani Lawrence'in canı yok. Brasco'nun heal'ı yok. Biraz beklemek gerekebilir Brasco'nun heal'ı için. İki oyuncumuza main tarafına sıkıştı. Angel geldi. Çatla beraber. Shadow'dan geliyor. FPX 5 tane harita puanından gelip ki bunların 4 tanesi bir tanesi uzatmalar. Haritayı kazanmayı